hiçbir şey darbeleri meşru ya da mazur kılamaz. Darbelerin kılıfı yapılamaz. Hele bunu bir eski genelkurmay başkanı hiç söyleyemez. Söylememelidir. Kimilerine göre iktidarlarının başarısız olması, hata yapması, hatta hukuka aykırı davranması darbelere gerekçe olamaz. Darbeleri haklı yapmaz. Darbeler gerekçeleri ne olursa olsun insanlık suçudur. Hele devletin seçilmiş başbakanlığı, dışişleri bakanlığı, maliye bakanlığı, hukukla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bir mahkeme mizanseniyle idam eden, binlerce hayatı mahveden, Cumhuriyet tarihimizin utanç sayfası ve darbelerin babası olan 27 Mayıs darbesini, bu kanlı ihaneti bir takım gerekçelere bağlamak, devletin en önemli makamlarından birinde bulunmuş, genelkurmay başkanlığı yapmış birinin içine düşmemesi gereken bir çukur ve ayıptır. Maalesef İlker Başbuğ bu çukurun ve bu ayıbın içine düşmüştür. Ayrıca İlker Başbuğ'un açıklamalarında bugünkü iktidara da bir erken seçim çağrısı görüyoruz. Bu iki cümleyi birlikte değerlendirdiğimizde aba altından gösterilen sopayı da fark edebiliyoruz. Şöyle bir mana çıkıyor. Erken seçime gitmezsen Adnan Menderes'in başına gelenleri yaşarsın. Bu açık ve net bir tehdit ve darbe özleminin açığa vurulmasıdır. Bunu hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Hukuk ivedilikle görevini yapmalı. İlker Başbuğ da toplumdan, milletten, Cumhurbaşkanından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden merhum Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın zorlunun ve o dönemin mağdurlarının ailelerinden ve mağdurlarından özür dilemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başörtülü vatandaşlarına yapılan hakaretin sadece Müslümanları değil, özellikle kadını da hedef alan bir ayrımcılık ve nefret söylemi olduğunu belirtmek istiyorum. Gençlerimiz, hatta bugün 40'lı yaşların altında olan vatandaşlarımız bu tartışmaları garipseyebilir. Söylenenleri aklını kaçırmış bir meczubun hezeyanları veya laf olsun diye konuşan birilerinin zırvaları deyip gülüp geçebilir. Lakin maalesef geçmişte yaşananlar hatırlandığında gülünecek nitelikte olaylar yaşamadık. Bugün cılız yansımalarını duyduğumuz başörtülü kadınlar için söylenen hakimlik yapamaz, savcılık yapamaz, öğretmenlik yapamaz, hekimlik yapamaz, gazetecilik yapamaz, kamunun herhangi bir biriminde çalışamaz, seçimle gelinen hiçbir yere aday olamaz, milletvekili seçilemez, seçilirse konuşturmayız, kürsüye çıkarmayız, seçilse bile o görevi yapamaz cümleleri bir dönem maalesef Türkiye'nin gerçeği ve ülkemizde yaşananların özetiydi. Bunlar yapıldı. Bunların hepsini gün gibi hatırlıyoruz. Söylenenlerin haklı ya da haksızlığına dair hiçbir tartışmaya girmeyeceğim çünkü söylenen hiçbir kelimeyi tartışılacak değerde bulmuyorum. Hedef alınan Müslüman Türk kadınıdır. Üniversiteler milletindir ve milletimizin göz bebeğidir. Onun için üniversiteler hiçbir zümrenin, azınlığın, elitin, ideolojinin, inanç grubunun ya da teşkilatın değildir. Geçmişte zaman zaman örneklerine rastlandığı gibi millete, milletin varlığına, birliğine, değerlerine düşmanlık edilen odaklar haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Kamuya ait herhangi bir kuruma yapılacak atamalarda tartışılması gereken o atamanın hukuka, ehliyete ve liyakata uygun olup olmadığıdır. Bunun dışında siyasetin hatta illegal örgütlerinin üniversiteleri kavga alanına çevirmeye çalışmalarına müsaade edilmemelidir. Özel olarak
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir terör ortamı oluşturmaya çalışanların kimliklerine, bağlantılarına baktığımızda durumu da net olarak anlıyoruz. Ancak siyasi mücadeleyi üniversitelere taşımak, üniversiteleri siyasete alet etmek, üniversiteleri terör örgütlerinin propaganda sahasına dönüştürmek kabul edilebilir bir durum olamaz. Hele ki milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için canını seve seve vererek şehit olan kahraman polislerimize, katil polis üniversiteden defol diye terör örgütlerinin safında yer alanlar devletten ve milletten terörist muamelesi görmeyi hak etmişlerdir. Tabi aşı ile ilgili dünyada ve ülkemizde önemli mesafeler alınmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Lakin nadir de olsa aşı karşıtı söylemlerin herhangi bir bilimsel değerinin olmadığını ve bu hastalıkla mücadele ve toplum sağlığı için bir zaaf oluşturmaması gerektiğini düşünüyorum. Aşı ya da tedavi karşıtlığına açıkçası bir anlam vermekte de zorlanıyorum. Vatandaşlarımızın bu tip propagandalara itibar etmemelerini diliyorum. Bunun yanında özellikle gelişmemiş ve ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerin aşıya erişemediklerini görüyoruz. Burada yine uluslararası örgütlerin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere buna bağlı örgütlerin süratle harekete geçmesi ve aşının tüm insanlığa hızlı bir şekilde ulaştırılması için gerekli altyapıyı ve çalışmaları da başlatmasını bekliyoruz.